Sevgili izleyenler, FRT'de Spor Saati devam ediyor. Fethiye Spor Teknik Direktörü Sayın Levent Eriş'le sohbeti sürdürüyoruz. Evet Sayın Eriş, bir rapor verdiniz mi? Konuştunuz mu? Gelecekle ilgili neler yapılıp neler yapılamamasıyla ilgili Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi adına. Evet, henüz daha biliyorsunuz ki en son maçı cumartesi günü oynadık. Evet. Ve bugün günlerden salı. Biz de tabii kendimize göre bir planlama yaptık ama şimdi böyle bir karar alınması, kongrenin olması artık bizim aldığımız bu konudaki konuşmalar şu gün itibariyle çok geçerliliğini sağlamaz. Evet. İnşallah bundan sonraki süreçte bakalım, görelim. Biz diyorum ya, kalacağız ve biz bu kulübü şampiyonu yapabilecek oyuncuları tercih etmenin yolundayız. Evet, kalacak oyuncularla gelecek oyuncular arasında bir değerlendirmemiz kendimize göre var. Ama kulüple bu anlamda bir şey paylaşmadık. Bu arada playoff maçları da devam ediyor. Tabii gelecek mesela oyuncularla ilgili. Birçok playoff maçlarına gideceğiz, seyredeceğiz. Bu dağılım yapacağız. Sevgili Murat kardeşimiz de yapacak. Başkanımız da gidecekti bu oluşumdan önce. İnşallah, ümit ediyorum. Biz yine çalışmalarımızı devam ettirerek tabloyu, raporu gerektiği şekilde sunmaya hazırız her zaman. Evet, Sayın Hocam, tabii şimdi Murat Özavcı dediniz Fethiye Spor'da, Sayın Ferizcan da vardı, sportif direktör. Ayrıldı mı Sayın Ferizcan? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bu konuyla ilgili bilgim yok. Murat kardeşimiz buradaydı zaten. Bizle beraberdi. Evet, evet. Ama Köksal kardeşimizle ilgili bilmiyorum ne olduğunu. Son 3 haftadır ben de göremiyorum açıkçası. Evet, yani ben şu gün itibariyle görmedim ama evet, maça kadar buradaydı. Maçtan sonra bir daha görüşmedik zaten. Ha, maça kadar da buradaydı diyorsunuz. Yani evet, yine gelen sorular da var, onlara da geçeceğim ama Fethiye Spor'da sosyal medyada da ilk haftalarda bir inişli çıkışlı grafik devam ederken, maç sonuçları varken Levent Eriş de eleştiriliyordu. Güvensizlik vardı bir. Hani yaptığınız açıklamalar ve tabii biz burada programımızda Fethiye Spor adına çoğunu toparlamaya çalıştık. Evet, bunları okuduk, verdik ama hakikaten bir o kadar da güvenenler vardı. O güvenenler de Levent Eriş'e sahip çıktı ve sahip çıkmaya devam ediyor. İşte gelenler de var. Neler söylemek istersiniz? Hani bu eleştirileri nasıl karşıladınız o dönemde? Ben eleştirilere son derece açık birisiyim. Yani eleştiri maçtan sonra yapılması kadar doğal bir şey olamaz. Bu konulardan bizim de feyiz almamız gereken şeyler olabilir. Biz demiyoruz ki ulemayız. Bu işi sadece biz biliyoruz. Futbol göreceli bir oyun. Herkese göre farklı bir oyun. Herkesin bakış açısına göre değişebilecek bir oyun. O yüzden de biz evet, geldiğimizde siz de takdir edersiniz ki biraz önce ifade ettiğim gibi daha biz hazırlık maçları oynamadan lig müsabakaları oynamaya başladık. En az 5 tane oyuncumuz. Anıl geldi, 2 gün sonra maçı oynatmaya çalıştık. Evet. Efe geldi, 2 gün sonra maçı oynadık. Ara dönem kısaydı. Hiç oynatamadık. Evet. Hiçbiriyle ilgili. Erdi geldi, 3 gün sonra maç oynatmak durumunda kaldık. Yani biz daha hazırlık maçı oynamadan lig müsabakalarına başladık. Evet. Bu takdir edersiniz ki çok kolay bir şey değildi. Ha, bu arada çok çalıştık. Evet. Yani bugün sağ olsunlar, o gün de bize destek verenler, bugün de onları haklı çıkarmanın gururunu yaşayan bizler, o gün bizi eleştirenler saygı duyarak, lakin futbolda tekrar metodunun çok önemli olduğunu bilerek eleştirmelerini gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben o sayıyı, antrenman sayısını, beraber çalışma sayısını arttırdıkça, çünkü siz de şunu biliyorsunuz ki maalesef sezon başında geldiğimizde lastiği patlak bir kamyon düşünün. Evet. Yani her tarafında sakatlıklarla dolu bir takım düşünün. Yani iyi oyuncu yok. Yani sakatlık anlamı, evet, sağlıklı oyuncu yok. Yoktu. Ve biz bu oyuncularla hem onları hazırlayıp hem oyunsal formları beraber bir hale getirmeye çalışıp, artık bakıyorsunuz ki son müsabakalara bakıyorum. Son müsabakalarda artık mekanik halde herkes ezberledi nereye gideceğini. Hı hı. Bu çalışarak olacak. Topun nereye atılacağını biliyorlar. Bu çalışarak olacak bir şey.
İşte o yüzden de ben o gün, o ilk haftalardaki gelgitleri, sıkıntılı süreçleri yaşayan bizler, evet eleştirenler kendi bazında daha iyi Fethiyespor görmek için eleştirdiler. Evet. Ama lakin biz inatla o günde dedik ki, bu günler geçecek, merak etmeyin. Bizim bu çocuklarımızın arkasında durun. Rahat olun, bizim korkumuz yok. Biz herhangi bir düşmek gibi bir sıkıntının içinde yer almayacağız. Biz, Nazilli Spor bizim bir puan önümüze bile geçtiğinde biz bunları ifade ettik. Evet. Dedik ki rahat olun, sıkmayın canınızı. Evelallah biz bunları atlatacağız çünkü biz iyi oynuyoruz. Evet. Çünkü biz iyi takım olduk. Lakin geldiğimiz noktada da çok şükür bunları başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Güvenenlere de, o gün eleştirenlere de benim saygım her zaman sonsuzdur. Çünkü futbol oyunudur, eleştirmekten geçer. Ama dediğim gibi bugün eleştirilip de geldiğimiz noktada takdir görüyorsak onlara da teşekkür ediyorum. Evet, Ahmet. Sağlıklı yüklemeler de yapılmadığı için has sakatlıktan geçilmiyordu mesela. Çok, evet. Çok, şimdi çok başkanım. Yüzüne karşı değil, burada söylüyorduk eskisi gibi sakatlık yaşamıyoruz biz diye. Biz ikinci devre hiç sakatlık yaşamadık. Ne Ankara sakatlığı var, ne maçlarda bile sakatlık hep pozisyon icabı oluyordu. Aynen. Bir tane. Bunun darbeye karşısında ait sakatlıklara başım gözüm üstüne. O çok önemli hocam. Ama yani, velakin her dakika adele sakatlığıyla karşı karşıya bir takım düşünün. E şimdi bunun neden olduğunu bir araştırmak gerekir. Tabii. Biz araştırdık. Sonuçlar da bize son derece sağlıksız şeyler karşımıza yani çıktı. Ama bugün bakıyoruz ki hiçbir problemimiz de yok, Allah'a şükürler olsun. Sezon evet. Başı bir yüklemeyi de sağlıklı alsa mesela o takım taş gibi. Çok daha farklı olur. Tabii. Antrenman yapamadık diyor hocam. Evet, zaten defalarca da açıkladı. Özel maç, yani özel maç yapmadı yani. Takım bir arada oynamadı. Evet, antrenman derken özel maçı kastetmiştim. Zaten Ahmet Bilal Demirci diyor ki Umut Sözen takımdan ayrılıyor mu diyor. Yok şu an itibariyle. Hiç böyle bir şey söz konusu bile bütün değil. Bütün futbolcular benim bildiğim kadarıyla 2 yıllık anlaşıldı galiba. Hepsiyle 2 yıllık anlaşıldı. Bir Ahmet kiralık herhalde. Abi, aynen öyle. Evet. Anıl kiralık ama Anıl'la da açık. Yok. Anıl 1 yıllık. Anıl 1 yıllık ama evet. Anıl'la bizim buradan da söyleyeyim. Evet. Sizin aracılığınızla da söylemiştim hatırlarsanız. Tabii ki. Sevgili başkanımız da o gün yönetim kurulumuzu adına gidip kendisine açık sözleşme teklif etti. Ben de hakikaten bunu söylerken de tüylerim diken diken oluyor. Kendisiyle onur duyuyorum. Gurur duyuyorum. Takımımıza katılıp bu takıma çok büyük destekler verdi. O yüzden de kendisine de çok teşekkür ediyorum. Acil şifalar diliyorum. Aynen. İnşallah 4-5 ay belki bizden ayrı kalacak ama bu 4-5 ay sonunda inşallah yani sezon olmasa bile Ekim, Kasım İnşallah bizimle birlikte tekrar yola devam edecek diye düşünüyorum. Kendisinin de böyle gitmek gibi bir düşüncesi yok. Keza Umut da aynı şekilde. Evet. O da sakatlıktan taraftarımızın çıktı. Umut bizle beraber 4 ay yoktu. Yoktu. Yani geldiğim gün bir Silivri maçı oynadı. Evet. Ondan sonra bir daha Umut'u göremedik. Aşağı yukarı 3 ay dışarıda kaldı. Evet. Sakatlıklarla benden önce oynadığı 14 müsabakanın hemen yarısında İki sakatlıklar yaşamış. Sakatlıydı yani. Şimdi öyle Umut önce şunu düşünecek. Çok kaliteli bir oyuncu mu? Evet, çok kaliteli bir oyuncu. Lakin ben Fethiyespor'a ne verdim? Hı-hı. Ben Fethiyespor'dan ne aldım? Hı-hı. Bu sene itibariyle neler vereceğim? Hı-hı. Diyecek. Biz bunu muhasebe gibi gelir gider tablosu halinde değerlendireceğiz. Evet. Umut bizim çok beğendiğimiz, çok takdir ettiğimiz yeteneklere sahip bir oyuncu. Göz zevkine hitap eden, evet. Hakikaten de herkesin seyrederken keyif aldığı bir oyuncu. Lakin Fethiyespor'un başarısında ne kadar katkısı var? Katkısı var. Bazı karşılaşmalarda 15-20 dakikaydı. O yüzden işte, o evet. Oturacak, değerlendirecek. Biz çünkü Umut'u çok seviyoruz. Biz Umut'un ayrılmasıyla ilgili bir tasarrufumuz da yok. Lakin şapkalar öne, öne. Birçok oyuncuyla ilgili biz de şapkalarımızı öne. Ekonomik şartlar değerlendirilecek. Hepsiyle ilgili. Tabii. Tekrar bu oyuncu grubu eğer hakikaten bu paraları hak ediyor mu, hak etmiyor mu? Veya aldıkları paraların karşılığını ne kadar verdiler, ne kadar vermediler? Bunları değerlendireceğiz. Ondan sonra da evet birileri gidebilir. Bu profesyonellikte var. Evet. Ama ben ne verdiğime bakacağım. Evet. Ben kendi adıma oturup Levent Eriş olarak ne verdiğime bakıyorsam oyuncu da kendisi ben ne verdiğime bakacak.
kimse hep biraz önce dedim ya hep bana hep bana demeyecek. Doğru. Biraz da Fethiyespor'un mali defterine uyacak. O yüzden bir tablo oluşturuyoruz ve bu tabloda şampiyonluk tablosunda herkese kapımız açık. Lakin şartlar bizim lehimizde olacak şekilde. Ben bu kadroda olmak istiyorum demesi lazım. Aynen öncelikle. Öyle. Yani ben önce para sonra dendiğinde olmaz. Üstünü çizerim. Hiçbir şekilde ben bu takımda armadan, formadan daha değerli bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Ben de dahil. Hiçbir futbolcu kulübünün üstünde değildir. Önce kulüp markasıdır. Sonra bizler geliriz. Eğer takdiri görüyorsak. Onun dışında hiç kimse kulübünden daha değerli olmadığını bilecek. Evet. Yine İmdat Aydın, hocam Fethiye şampiyonla oynarsa statta boş yer bulamayız. Bulamaz. Bunu çeker diyor. Engin Yasmin, Bitin hocam Allah bol başarılar versin demiş. Yine yönetim kurulu üyesi Sayın Özkan Irçın, iyi yayınlar hocam. Levent hocama selamlar demiş. Polat Duran, Ramazan Kazım, Erdi, Fahri, Anıl, Ahmet bence kesinlikle kalmalı demiş. Ramazan, Kazım, Erdi, Fahri, Anıl, Ahmet. Selim Yolcu, Levent hocam Emre Okur demiş. Son karşılaşmayı Bursaspor maçının tribünden izlemişti. Sayın Emre Okur bir röportajımız da var. Az sonra ekranlara getireceğiz değerli izleyenler. Murat Öz Akıncı, iyi yayınlar hocama sorar mısınız? Onur Okan'ı düşünüyor mu demiş. Metin Çukur, hocam seneye iyi takviyeyle hocamla beraber şampiyonluğa inşallah demiş. Selim Yolcu, iyi yayınlar Erdoğan hocam. Levent hocaya, Timur Bey'e selamlar. Levent hocam, takımda Emre Okur gibi tecrübeli bir yeteneğin için düşünmüyor demiş. Levent hocaya başarılar dilerim, tebrikler demiş. Onur Karadon, iyi yayınlar. Levent hocamız yeni sezonda da oynattığı hücum futboluna çift forvet olarak yeni güncelleme yapacak mı demiş. Hocam... Tebrik ediyorum. İyi takip ediyorum. Evet. Mustafa Yılmaz, Levent hocam bizimle devam edecek mi? Edecekse de seneye direkt şampiyonla oynayacak bir takım görecek miyiz? Görüşmeler. Demiş. Cevabını aldık. Evet, cevabını aldık ama bir kez daha belki cevap verebilir. Mehmet Yasin Bozkurt, kimdi o gençler? Kaleci Arif, stoper Furkan, takımın sağ açığı ve forveti A takıma alınmalıydı demiş. Mehmet Yasin Bozkurt, PTT 1. Lig'de ilk olarak takımın başına getirilen yanlış bir adamdı. İkincisi bir önceki senenin Türkiye ikincisi, genç takımdan 4 çocuk A takıma alınmalıydı demiş. Şafak Yasin Sazak, bunlar sadece para için oynuyor. Biz PTT 1. Lig'deki takımı bozmasaydık Süper Lig'deydik hocam ama şimdi Fethiyespor yerlerde sürünüyor demiş. Mehmet Yasin Bozkurt, Fethiye'nin yaş gruplarında Türkiye ikincisi olduğu kadroda Furkan Küçüktür vardı. Şimdi Aksaray Üniversitesi futbol antrenörlüğü okudu. Mezun oldu. Levent hocam al Furkan'ı yanına demiş. Mustafa Yalçın, Levent hocam Emre Okur'u düşünür mü? Emre bu takıma gelen en iyi golcü futbolcuydu demiş. Emre Okur adı geçiyor. Yine Gümüşhane Spor'dan Onur Okan, yine sizin öğrencinizdi. Düşünceniz nedir hocam? Bir de tabii ki çift santrafor deniyor. Teşekkür ediyorum. İyi takip ediyor. Bu liglerde çift santrafor oynayan başka takım sayamayız. Evet. Yani Gümüşhane dahil santraforsuz oynuyorlar. Evet. Biz Fethiyespor takımı olarak kimseden korkmadık bugüne kadar. Çift santrafor bu ülkede oynamayı tercih etmeyen birçok takım varken biz çift santrafor oynuyoruz. Hep ileri dediniz hocam. Yani ben anlatırken de söyledim benim pek çok. Benim kitabımda geriye yaslanmak yok. Bizim takımımız çok ofansif değil. Bu kadar hücum oynamayı isteyecek ve bunu da yaparken de biz taşları son 8 haftada oturttuk farkındaysanız. Evet. Yani o taşları oturması için savunmadaki arkadaşların da öne doğru hamle yapması gerekiyordu. Biz o hamleyi yapmadık. Geri kaçarak yaslanmaya çalıştık. Evet. Ve geri kaçarak yaslanmaya başlayınca aradaki sıkıntı mesafeler büyüdü. Evet. Aradaki mesafeler büyüyünce de istediğimiz sonuçları alamadık. Ama son 8 haftada, 7 haftada müthiş bir çizgi yakalandı. Blok desteği sağlandı. 2 santraforda. Evet, o formatlar devamlı değişebilir. Rakibe göre, o günkü şartlara göre, sahaya göre, havaya göre, her şeye göre şartlar değişebilir. Lakin prensipler değişmez. Bizim prensiplerimiz de kazanmaya yöneliktir. Biz kazanmayı isteyen bir takım olacağız. Şartlar nerede olursa olsun Fethiyespor sahaya çıktığında kazanmakla mükelleftir. Onun dışındaki hiçbir durum bizi memnun etmez. Evet. Transfer konuları. Evet. Onlar daha sonra bilahare konuşulacak şeyler.
Teşekkür ediyorum. Takip ediyorlar. Sağ olsunlar. Tabii ki biz de bu isimleri değerlendirebiliriz. O çocuklar bizim çocuklarımız zaten. Tanıyoruz hepsini. Ama dediğim gibi ben ne olur kimse beni yanlış anlamasın. Onur Garip devam edecek mi hocam? Onur'un sakatlığıyla ilgili beklentilerimiz var. Onur geçmesini bekliyoruz. O yüzden Onur inşallah iyileşirse aramızda olmasını arzu ediyoruz Onur'un. Lakin şunu da antiparantez söyleyeyim. Buyurun. Ne olur beni bağışlasın herkes. Eskilerimiz, atalarımız şunu söylemiş. Eskilere rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı diye bir söz vardır. Evet. Kimse beni yanlış anlamasın. Doğru. Ben yenilikten, ben gelişmişlikten, biraz önce orada sevgili izleyicimizin çok güzel bir yazısı var. Çok güzel bir antrenör işte evet. Çalışan, uzaklarda hakikaten bilimsel çalışmalar yaptığını futbol ifade eden okudu, bir mezun oldu. Evet, kardeşimiz. Doğru. Biz yeniliklere açık olmalıyız. Biz bu sene burada kalırsak Allah kısmet eder de bu çalışmalara başladığımız an şunu herkes bilmeli ki birçok değişimler olacak. Birçok değişimler olacak. Biz buraya tatil yapmaya gelmedik. Biz buraya bu takımı şampiyon yapmaya geldik. Ve bu şampiyonluğun içinde gecemizi gündüzümüze katacağız. Ben işte evimi taşıyorum Allah kısmet ederse Fethiye'ye. Çok güzel. Bu saatten sonra da artık gitmeyi bir başka yerlerde olmayı düşünmüyorum. Bu takım şampiyon olacak. İnşallah bize görev verildiği süre içerisinde biz görevimizi layıkıyla yapmaya çalışırız. Ama olmadı. O da çok önemli değil. Yani her zaman ekmeğini yediğimiz bu süreç içerisindeki Fethiye Spor'umuza hizmet etmeye devam ederiz. Etmesek de dışarıdan görev vermeye çalışırız, zevk vermeye çalışırız. Evet, Ayhan Girgin arkanızdayız diyoruz, diyor Erman Çankır. İyi yayınlar hocam, bu senenin sıkıntıları kanatlar ve forvetti. Bu konuyla yaptırımlar var mı demiş. Selim Yolcu helal olsun Levent hocam demiş şu ana kadar söylediklerinize katılıyor. Murat Özakıncı, sayın hocam kaliteli bir forvet ve kaleci düşünüyor musunuz? Mehmet Ordukan, Levent hocam seneye kalırsanız kaç tane futbolcu alınırsa şampiyonluğa oynarız? İbrahim Turhan, Anıl Taşdemir'in sözleşmesi bitti. Hocamız Anıl'ı gelecek sezon takımda görmek istiyor mu? Cevap verdiniz ama Ahmet Dereli'yi tekrar kiralanması söz konusu olur mu demiş. Olur inşallah. Biz bu büyük mücadele yani vereceğiz. Kiralama da olabilir yani. Olabilir, yani olabilir. Mallık bonservis evet. Olmaz o şekilde. Olabilir. İnşallah Adana Spor Başkanı ile bir daha görüşeceğiz. Söyledikleri tespitlere teşekkür ediyorum sevgili dostlarımızın. Evet, alacağımız çok önemli oyuncular olacak. Ama ben en az 5 tane bu takıma transfer yapacağız. Çünkü bizim aşağı yukarı dediğim gibi 14-15 tane çok kaliteli. Kulübe iyi olması tabii, lazım hocam. Eğer oyuncumuz var. 2-3 tane zaten ben aşağıdan yukarıya da oyuncu aldım. Yani şunu unutmasınlar ki şampiyonluk taşıma suyuyla değirmen dönmeyeceğini bilecek herkes. Biz dışarıdan da illaki oyuncu alalım da bu oyuncularla şampiyonluğa gidilir gibi bir mantığa sahip değiliz. Ben 30 tane oyuncu alırsın. Ben verirsin, geçtiğimiz parayı getirsin, dönemlerde yani. De çalıştığım takımlarda çok genç oyuncular çıkardım evet. Çalıştığım takımlarda. O yüzden de genç oyuncu çıkarılmasından yana çok onur duyarım, mutluluk duyarım. İşte bizde şu anda görev yapan bir Anıl evladımız var. İnşallah yarınlar onun için çok güzel şekilde göz kırpıyor. Ümit ediyorum Enes de eğer onun gibi bizim söylediklerimizi yerine getirmeye çalışırsa o da bu takımın vazgeçilmez bir oyuncusu olabilir. Ama dediğim gibi ümit ediyorum inşallah en güzel şekilde çalışacaklar. Bu takıma layık olmaya çaba sarf edecekler. Biz de aşağılardan yukarıya oyuncu almanın bizim için çok zor olmadığını herkes bilecek. Evet hocam, Onur Okan ya da Emre Okur. Yani Fethiye Spor tabii ki önümüzde play-off maçları var. Az önce izleyeceğiz dediniz. Daha pek çok Onur Okan, işte Emre Okurlar mutlaka vardır. Yaşlı mıdır ya da kapasite açısından nasıldır? Yani ağzınızdan mutlaka bir iki cümle bekliyorlar ki arka arkaya yazıyorlar. Şimdi geçmişte de Emre Okur olsun, Onur Okan olsun hakikaten Fethiye'de... Onur'un Fethiye'ye katkıları yatsınamaz bir gerçek. Evet. Yani Emre'yi çok öyle çok yakından bilen birisi değilim ama evet. Onur'u çok yakından bildiğim için söylüyorum. Onur benim Adana Demirspor'da da öğrencimdi. Evet. Sonra Gümüşhane'de de öğrenciliğimi yaptı. O yüzden ben Onur Okan'ın bu Fethiye Spor'a katkılarını
hiçbirisinin görmemezden gelmesi ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Evet. Lakin dediğim gibi bu şartlar değerlendirilir. Evet. Biz devre arası çok oynamayan oyuncu aldık. Evet. Çünkü mecburiyetten. Hı-hı. Başka oyuncu yoktu. Kadromuzda çok sakat oyuncu var. Hı-hı. Dışarıda oyuncu bulmak çok zor. Hı-hı. Oynayan oyuncuyu kulüpler vermiyor. Evet. Devre arası. Şimdi sezon başında oturup da kendi takımlarında hiç forma bulmamış oyuncuyu transfer etmek benim şampiyonluğa giden yolda lügatıma ters. O yüzden de ben daha ziyade, bakın orada seyrediyoruz hep beraber. Evet. Çıtayı alırız, fark etmez. Hı hı. Hepsi şu anda Fethiye'ye gelmek için can atıyor. Hı hı. Yaş mı? Nüfus kağıdı oynamıyor. Evet. Ben nüfus kağıdı tabii oynamadığını her zaman söylüyorum. Söylediniz, evet. Burada eğer kim iyiyse hı hı o oynayacaktır. Amma ve lakin, şunun da kimse. Burası çiftlik değil. Hı hı. Buraya kimse yatmaya gelmeyecek. Bu, bunun adı Çıta'da olur, Nobre'de olur, fark etmez. Hı hı. Hiçbiri buraya dinlenmeye gelmeyecek. Tatil beldesi olduğu bir yere eğlenmeye gelmeyecek. Herkes işini yapacak. Herkes işini yaparsa bizimle birlikte olacak. O yüzden yine söylüyorum, kimse merak etmesin. Herkes otursun, keyfini yapsın. Şu anda yaşadığımız bu güzel günlerin inşallah birkaç hafta içerisinde şu playoff da bittikten sonra Fethiye Spor'umuza yakışır çok daha renkli isimlerimiz var. Çok daha kaliteli isimlerimiz var. Çok daha istediğimiz, inşallah bizimle birlikte olmasını hedeflediğimiz oyuncularımız var. Bu PTT Ligi de olabilir. Süper Lig de olabilir. Evet. Yani bu illaki bizim ligimizden olacak veya alt liglerden olacak diye bir kural yok. Bütün liglerden takip ettiğimiz, sağ olsunlar beraber çalıştığımız çok geniş portföyü olan bir ekibimiz var. Bu ekipte inşallah bu portföyü oluşturabilecek ve kadromuzu oluşturabilecek yapıya sahip bir ekip. Evet, hocam şöyle geriye doğru baktığımızda bu 21 hafta Fethiye Spor'daki görev döneminizde en kötü şu maçı alacaktık. Mesela bir Altay maçını ben hatırlıyorum. Yani verilen bir penaltı, orada üretilen bir penaltı rakip adına. Yine farklı yenildiğimiz, işte bir Gümüşhane deplasmanındaki 4-1'lik yenilgiye rağmen oradaki verilen bir mücadele de vardı. Hani son dakikalara Erdoğan kadar abicim, gitmeyen. 4 tane takımı sayalım bu kadar. 5 tane takımı sayalım. Sakaryaspor'la oynadık. Oynadık, evet. Sakaryaspor takımı karşımızda neredeyse aciz bir duruma düştü. Evet. Kimse yanlış anlamasın. Farklı yenebilecek değil ki. Yani rakip takım adına bunu söylemiyorum ama biz çok farklı yenebilecek bir müsabaka oynadık. O karşılaşmayı 170 bin seyirci izledi. Sadece FRT'nin canlı yayınından Facebook arkadaşlarımın bana verdiği bilgiye göre 170 binin üzerinde. Herkesin hayranlıkla izlediği bir müsabakaydı. Evet. Bugün o takım Sakaryaspor takımı playoff'ta. Biz Gümüşhane ile oynadık 60 dakika. Evet. Gümüşhane'de pozisyon yok. Pozisyon vermedik. Evet. Ve 1-0 önde girdik. Öndeydik, evet. 60. dakikada nasıl bir frikik golü yediysek, evet. Nasıl bir frikik golü yediysek evlere şenlik. O golün arkasından bir çözülme söz konusu oldu. Evet. Ki o zaman daha ligin bizim için 3. haftasıydı. Yeni başlamıştık birlikte evet. Çalışmaya. O yüzden o yaşadığımız süreçte Gümüşhane takımını 60 dakika perişan ettik. Altay takımı geldi buraya. Evet. Altay takımı şampiyon. Ligimizin şampiyonu. Evet. Nasıl bir müsabakaydı o? Biz mi şampiyonla oynuyorduk, onlar mı şampiyonla evet. Oynuyordu? Yani bunları ben söylemiyorum. İzleyenler, yukarıda benim not alan yardımcılarım söylüyor. O yüzden de bunları görmezden, bandırma müsabakası. Yani şimdi Allah aşkına biz hakikaten çok kaliteli bir takım haline dönüştük. Evet. Yani o takımlar bu kadar karşımızda acizken biz kendimizi bilmiyor muyuz? Biz Konya'nın Selçuk maçı. Biz kendimizi çok evet. iyi biliyoruz. Biz iyi takım olduk. Hı hı. Biz iyi grup olduk. O yüzden de yine söylüyorum bu grubun arkasında evet gidecekler yok mu? Var. Bunlar niçin gider? Onu zaman içerisinde açıklarız. Hı hı. Ayrılmamızın nedenlerini açıklarız. Evet. Sadece teknik anlamda olur. Sadece bize uymadığı için olabilir. Başka bir oyuncu portföyü düşündüğümüz için olabilir oraya. Bunların nedenlerini çok samimiyetle ifade ediyorum. Zaman neyi gösterir o zaman bakarız. Amma ve lakin inşallah Allah kısmet ederse bize yakışır bir ekip kuracağız.
bize yakışır bir ekip kuracağız. Bu ekibi kurarken hocam az önce 5-6 oyuncu dediniz. Ama hangi mevkiler? Özellikle kaleci var mı? Kale var mı? Var. Var. Allah kısmet ederse tabii ki bizimle beraber devam eden bir kardeşimiz var Fatih. Eser kardeşimizin sözleşmesi devam ediyor. Oturacağız, konuşacağız bir daha Eser'le. Bakalım şartlar ne getirir ne götürür. Ama hedeflediğimiz noktada şampiyonluğa giderken atanınızla tutanınız iyi olacak. Evet. Atanınızla tutanınız Turgay iyi olmazsa yani bu işin çok yani. Çok net bir ifadesidir bu. Yani bunlar iyi olmazsa sizin şampiyonlukla ilgili beklentileriniz azalır. Evet. Yine şöyle geriye baktığımızda hocam, hakemler konusunda çok fazla konuşmadınız. Ama zaman zaman tabii konuşturdular sizi. Geriye baktığımızda hakemler yüzünden kaç puan kaybetmiş olabiliriz? Biz içerideki hemen hemen Pendik müsabakası, Urfa müsabakası dahil, Altay müsabakası dahil. Sakarya müsabakası dahil. Verilmeyen penaltılar, evet. Goller. Bunların hepsi son derece bizim lehimize gerçekleşmesi gereken şeylerdi. Biz özellikle içerideki müsabakalarda çok çile çektik. Hakemler çok canımızı yacıdı. Bu sene bütün formsuz hakemler bize denk geldi. Veyahut da formsuz. Yani artık altında ne çıkarırsınız siz bilen an. Ama velakin ben hiçbir şekilde bu sezon hakemlerin yönetimlerinden memnun olmadım. Ta ki son 6 haftaya kadar Sayın Mustafa Başkanımın federasyonla ilgili artık yeter, bize hakikaten adil yönetim isteyen, gösteren hakemlerden bekliyoruz deyip o iletişime geçesiye kadar ki olan bölümde. Ve hak mahrumiyeti aldı. Ondan sonra evet maalesef ki ona patladı bu ama ama Fethiyespor'un haklarını aslanlar gibi korudu. O süreçten sonra da bize hiç kötü hakem gelmedi. O yüzden sezon boyu içerisinde bizim çok canımızı acıttılar. Hocam çok tecrübeli, hani tecrübeli olmanızdan dolayı şunu da öğrenmek istiyorum. Federasyonlar ya da önceden işte şunu şampiyon yapalım, şunu şöyle şöyle düşürelim. Bu zihniyette olabilen ya da bunun içerisinde olabilen hakemler ya da ilgililer var mıdır? Bugüne kadar yaşadınız mı? Erdoğan abicim, buna inanmak istemiyorum. Evet. Bu hakikaten inanılması çok zor olan bir şey. Biz hep diyoruz ki adalet istiyoruz. Evet. Sağdaki adalet eşit miktarda dağıtılsın. Evet. Lakin dağıtacak olan hakemler. Hakem. Yani oranın tek sahibi o. Evet. O yüzden de biz kötü yönettiklerini ligin sıralamasına göre hareket ettiklerini, evet. Ligin lider mi, küme düşmeme mi gibi gelgitler içerisinde onları korudu. Analiz yaptıklarını ve bunlarla maça çıktıklarını düşünüyoruz. Halbuki ben düşünüyorum açıkçası. Evet. Halbuki şunu demeliler. Biz Fethiyespor Gümüşhane maçına gidiyoruz. Kim neyi görürse onu çalsın. Evet. Ne istiyorsa onu çalsın. Onu o şekilde hazırlamalı. Bırakın siz analiz yapmayı. Siz sadece ve sadece gördüğünüzü çalmaya gidin oraya. Tabii. Gördüklerini çalmadıkları için veya işte oyuncuları hepsi ben biliyorum ki hepsi bu maça atandı. Ellerine kağıt kalemi alıyorlar. Takımları inceliyorlar. Takımlarda kim hangi oyuncular doğal mıdır? Tamam analiz yapabilirsiniz. Lakin bırakın, şimdi bu ülkede oyuncuyu takip eden hakemler var. Sahanın içerisinde ben bir final kaybettim. Adana Spor Kasımpaşa finali kaybettim. Kasımpaşa çıkacağız. Bugün ülkemizin en ünlü hakemlerinden bir tanesi Cüneyt Çakır'la birlikte. Ve bu hakem, uzağa gitmeyin Fırat Aydınus. Evet. Benim Barbaros'u 17. dakika attı. Nasıl attı biliyor musunuz? Sarı kart gösterdi. Barbaros döndü gidiyor. Doğal olarak yani çocuk tabii ki olur mu diye bir isyan gösteriyor. Tamam. Kendince. Tabii. Ve döndü.
Barbaros'u onu takip ederek yani bir sarı kart gösterdin. Artık sarı kart gösterdikten sonra biraz insan psikolojisiyle ilgilenmeniz gerekiyor. Tabii ki. Bizde maalesef bu yok. Hakemlerimizdeki en büyük problem bu. Birlikte diyalogtan işte çıkıyor Sayın Mustafa Çulcu diyor ki Fatih Terim koluna girmiş hakemin. Sayın Çulcu diyor ki bu kadar samimiyet olmaz diyor. Ya Avrupa'da hiç mi maç izlemiyorsun arkadaşım? Yani hiç mi Sayın Çulcu hiç de izleyip de hakemlerle antrenörlerin arasındaki samimiyete, diyaloğa hiç mi bakmıyorsun? Bu ne? Yani hakemsin de her tarafına hakimi misin? Bizler de orada mahkum muyuz? Evet. Bana yan hakem, dördüncü hakem diyor ki kulübene geç. Ya Allah aşkına. Çok affedersiniz. Her kimlerin kulübesine geçtiğini biliyoruz. Evet. Yani sen şimdi kulübene geç ne demekle ne demek istiyorsun? Yani biz orada bir takım idare eden, bir camiayı temsil eden kişileriz. Evet. Kimilerimiz daha fevri olabiliyoruz, yanlış da yapabiliyoruz. Ama bir uyarı şekli vardır. Bir de bir ikaz ederken daha birbirimize nezaket çerçevesi içerisinde, kuralları içerisinde davranabiliriz. Biz bunu maalesef bu iletişimleri kuramıyoruz. Bizim en büyük problemimiz iletişim zaten. Evet. Yani hakemler kendilerini ulaşılmaz bir grubun içine atıyorlar. Futbolcu hiçbir şey söyleyemez. Halbuki an içerisinde birçok değişkenliklere neden olan, ter akıtan, orada emek veren, adrenalini değişen oyuncu grupları onlar. Onlar her an değişebilir. Onlar senin kardeşin, evladın. Onlara farklı yaklaşırsan onları da değiştirme şansına. Biz maalesef bu ülkede biz bunu hakemlerimizden göremiyoruz. Göremiyor. Yanlış mıyım? Doğru. Başkanım siz tabii. Eski hocasınız. Yani bilirsiniz. Kötü sözle yöneten var. Bir de kibarca lütfen açılır mısın? Evet. Yani bu iletişimi kuralım. Artık iletişim çağındayız. Biz bu iletişimi kurmadığımız için hep hakemlerle teknik adamlar futbolcular arasında devamlı bir gerilim oluyor. Kavga, birbirleriyle saygısızlık yürüyüp gidiyor. Ben açıkçası bundan çok muzdarip olduğum müsabakalar oldu. Özellikle de lig aşağıya indikçe çok daha kalite düşüyor. Kalite düşüyor. Çok kalite düşüyor. Evet. Hocam benim hani beklediğim bir başka şey de Fethiyespor adına hani önümüzdeki yıl için bu şampiyonluk sürecinde yeni yönetim kurulu mevcut tesisi onarmıştı, tadilat yapmıştı. Fethiyespor'un bu şampiyonluğa giden yolda mevcut tesisleri yeterli mi? Hayır, değil. Değil. Çok net. Ben başkanıma da bunu paylaştım. Evet. Bizim mutlaka ve mutlaka bir tesisleşme adına bir atılım yapmamız gerekiyor. Kaldı ki biz bunu yukarıdaki tesislerimizde gerçekleştirmeye çalıştık. Lakin bize izin çıkmadı. İzin çıkmayız. Beden terbiyesine izin çıkmadı büyükşehirden sanırım. Bu yüzden de biz o tesisleri kullanamaz hale geldik. Yani yoksa o tesisleri biz çok ciddi şekilde emek vererek hazırlamıştık. Soyunma odaları yaptık, dinlenme odaları yaptık, kütüphaneler yaptık, televizyon odaları yaptık, scout ekibinin çalışacağı odalar yaptık. Yani birçok şeyler yapmaya başlamıştık ki maalesef beden terbiyesi bize oranın verilemeyeceğini, bizim orada tesisleşme adına yaşayamayacağımızı ifade ettiler. O yüzden biz de bırakmak durumunda kaldık. Bu çok hoş olmayan bir şeydi. O yüzden bizim tekrar tesisleşme adına mutlaka ve mutlaka tekrar yapmamız gereken şeyler var. Ümit ediyorum ki bu süreç içinde bir açıdan bir değişik... Bu tesis bize yeterli değil. Evet, değil. Şimdi oradakini birazcık hani buradaki stadı nasıl belediye uhdesine geçip de federasyondan alınıyor. Yani beden terbiyesi genel müdürlüğünden alındığı gibi kiralanıyor ya. Aynı onun yöntemle tekrar kiralanırsa 49 yıllığına gibi alınırsa. Yoksa muazzam bir yerimiz var. Ha, evet. Muazzam güzel yani bir, belki de hatta şey bile olabilir değil mi hocam? Büyük takımlarla özel maçlar kalk yeri için bir yer. Süper yani bir buradan yer. Daha güzel yer mi var? Yani bilmiyorum ama çok güzel. O Ovacık'taki tesisler herhalde sanırım orada çalışırken insan kendini
Alplerde, Avusturya'da falan çalışıyor. Evet, o aerobik çalışmaları yani, falan evet, yani orada inanılmaz. Çünkü aşağı yukarı 7-8 derece fark edilen bir yer orası. Biz çalışma ikinci sezon başı ile ilgili çalışma programımızda bir 10-15 günlük süreç içerisinde burada çalışmak gibi bir durumumuz söz konusu oluyor. Tesisleşme de bize bu anlamda çok önemli. Evet, cumartesi günleri hep Fethiye Spor maçlarını yaptı. Tabii ki bu lacivert beyazlı takımın başarısında yani diğer takımlar da oynadı ama hep Fethiye Spor'a rast geldi bu maalesef sene için. Burada yine gelecek yıl için bunun böyle olmaması adına hani derler ya işte bir girişim ve ligde bir anlamda güzel bir fikstürün olabilmesi adına, fikstür avantajı yakalayabilme adına girişimde bulunabilir mi? Yok Erdoğan abicim, şimdi şunu net bir şekilde söyleyeyim. Ben öyle fikstür avantajına, fikstüre falan inananlardan değilim. Evet. Ben sadece elinizdeki kadronun yapılanmasıyla ilgili doğru planlama, doğru ekip, doğru çalışma şampiyonluğun çok uzak olmadığını düşünüyorum. Evet. Ben öyle fikstür avantajı, ben içeride de oynayacağım o takımla, dışarıda da oynayacağım. Ama ilk maç içeride olmuş, ilk maç dışarıda olmuş. Benim için çok enterese. Bizim ikinci derecedeki fikstürümüz çok mu kolaydı? Hayır. İçeride oynadığımız bütün takımlar şampiyona da iyiydi. Evet. Maç üstü oynuyoruz dedik. O bir maçlarda kaybettik. Niğde, Zonguldak kömür maçlarını içeride oynadık. Evet. Lakin Sayın Başkanım, biz ikinci devre bütün oynadığımız aşağı yukarı 4 tane takım şampiyon adayı içeride oynadık. Evet. Bu ilk yukarıdaki çok zordu bizim çok zor için. Yani dışarıda belki maç kaybetmemek adına verdiğiniz mücadele biraz daha kolay gibi geliyor bana. Hmm. Evet. Ben istatistiklerime bakılırsa antrenörlük hayatımda deplasmanlarda kazandığım müsabakalar daha fazladır. Evet. Bana göre çok daha kolaydır deplasmanda maç kazanmak. Ama velakin içeride maç kazanmak demek hata yapmak oranınızın çok daha fazla yükselmesi demek. Çünkü risk alıyorsunuz. Risk sayısı büyüyor. Evet. Oyuncu hücumda oynamak gibi sayınız büyüyor. Büyüyünce de rakibe kontra atak verme şansınız büyüyor. O yüzden de bunun için içeride biz zor, çok zor maçlar oynadık. Ama çok şükür alnımızın akıyla çıktık. Evet, cumartesi günü çok maç oynadık Erdoğan abicim. Evet. İşte şık durmadı. Çünkü neden? Ta ki son 3 haftaya kadar biz rakiplerimizle aynı saatte oynayacakmışız. İyi de biz hep cumartesi oynadık, rakiplerimiz pazar günü oynadı. Bunu şimdi illaki bir şey olacağı anlamına gelmiyorum. Hı-hı. Yani illaki yanlış anlamasın kimse. Ama niye aynı gün oynamıyoruz ki? Neden yani pazar günü burada insanlar herhangi bir maç maça gelmek burada istemiyor mu? Yani buradaki insanlar pazar günü olsa çok daha rahat seyirci kapasitesi artacak. Ama biz maalesef ki bunu çok fazlasıyla dikkate almayan bir planlamayla karşı karşıya kaldık. Evet, Murat Piri hocam, futbolu yaşadığınız için canı gönülden teşekkürler. İbrahim Turan, kaleye eski kalecimiz Metin Erol'u isteriz demiş. Metin Erol, en son neydi? Gümüşhane'de. Yok hayır. Evet. Kadir Sezer. Gümüşhane'ye gittim o. Evet. Ramazan, Anıl, Kazım ve Yiğit Yüney Ümraniye mutlaka takımda kalmalı. Salih Çantalı, hocam kalecimiz değişmesi lazım. Mehmet Ordukan, kaleci Fatih, Anıl, Erdi ve iyi bir kaleci alınacak mı? Levent hocam teşekkür, iyi yayınlar. Yine Salih Çantalı, Onur Okan gelsin hocam, süper olur. Her zaman arkanızdayız. Uğur Çevirgen, her ligden futbolcu kardeşim var, siz isteyin yeter demiş Uğur Çevirgen de. Evet, teşekkür ediyoruz da Fethiye Spor taraftarı. Şu ana kadar taraftarı konuşmadık. Lacivert Beyazlı taraftarları nasıl buldunuz? Ve o PTT 1. Lig'de az önce yine değerli bir izleyenimiz diyordu. Şampiyonluğa oynayacak bir takım kurulursa ve olursa 10-15 bin kişiye oynadı. Olur. Bugüne kadar Fethiye, Muğla'dan Kaş'a, Antalya'ya kadar pek çok taraftar geldi karşılaşmaları izlemeye, tıklım tıklımdı Fethiye'de. Siz de bunu görmüştünüz zaten. Yaşayan birisi olarak. Yani bunu ben rakip takımın teknik direktörü olarak yaşadım. Evet. Adana Spor takımını çalıştırıyordum. Evet. Ve Fethiye Spor müsabakasına buraya geldik. Evet. Fethiye Ligi'nde o günkü adıyla. Evet. Birinci Lig'de. Ve
Stat tıklım tıklım doluydu. Yani bu seyirci o özlemi hakikaten yaratabilecek, yani şu anda yaşayan ve o tabloyu oluşturabilecek bir taraftar kitlesi. Evet. Ben inanıyorum ki eğer sezon başında Allah kısmet ederse o ekip yaratıldığı takdirde buralara değil, çalıştığınız yere de gelecek taraftar. Yani siz Bolu'ya mı gidiyorsunuz sezon başında hazırlık kampına? Evet. Erzurum'a mı gidiyorsunuz? Ben iddia ediyorum ki oraya bile bizim taraftarımız gelecek kadar evet. takımına sahiplenme Nazilli'de gördünüz hocam. Tabii ki sahiplenme duygusuyla olabilecek bir taraftar. Taraftarımız bizim çok hareketli, neşeli, heyecanlı. Evet. Ben yine söylüyorum. İnşallah onlara layık olunabilecek bir takım yaratacağız. Ve bu hakikaten öyle laflı olmayacak. İcraata bakılacak. İcraattan sonra çok daha net göreceğiz. O yüzden de biraz daha sabretmelerini rica ediyorum. Biraz daha sabrederek inşallah alacağımız ve bu konuda takımımıza katkı sağlayacağına inandığımız kardeşlerimizi aramıza kattığımızda onların da büyük keyif alacağını düşünüyoruz. Evet, hocam teşekkür ederim. Araya gitmeden önce şu röportajları gönderelim. Hem futbolcularınızı siz de izlemiş, dinlemiş olursunuz. Genç oyuncularımızı ve yöneticiler ne demişler. Onları izleyelim. Araya gideceğiz. Sizi de uğurlayacağım. Son cümleyi alacağım ama gitmeden önce. Evet değerli izleyenler, Fethiye Spor'un Buksaç Spor karşılaşması 1-1 bitmişti. Lacivert Beyazlar bu son karşılaşmanın ardından Lacivert Beyazlı futbolcular ve Buksaç Sporlu futbolcular, Fethiye Spor yöneticiler bakın neler söylemişlerdi. Başkan Mustafa Ferizcan dahil ekranlarınıza geliyor. Hocam nasıl bir maç? Son maç ilk kapandı. Öncelikle güzel bir maç oldu. Bu sıcakta oynayan oyuncuları tebrik ediyoruz. Gerçekten zorlu bir şartlar altında bu sıcakta oynamak kolay değil. Bir de ligin son maçı olması, iki takımın da iddiası olması bizim için, oyunculara da şunu söyledim. Fair play bizim için önemli. Ben de şu anda 2 haftadır 15 tane oyuncuyu yakın gönderdik. Şimdi gençlerle mücadele ediyoruz 2 haftadır. Çok pırıl pırıl gençlerimiz var. Türk futboluna, milli takıma kazandırdığımız oyuncularımız var. Bunlara değer vermek lazım. Çünkü futbolun geleceği, futbolun bizim markamızın geleceği açısından gençler bizim çok önemli. Fethiye ile ilgili de şunu söyleyeyim. Gerçekten çok güzel bir işler başardılar. Bir ara zor durumda ama ligde kalmaları büyük başarı. Onları da tebrik ediyorum. Gelecek sene de başarılar diliyorum. Teşekkürler hocam. Altay şampiyon oldu. Ya tabii ya, şimdi ben biz Altay'la içeride oynadığımız maçta 1-0 yenilmiştik. Hakikaten çok üzüldüğümüz maçlardan bir tanesi. 10 maçı kazanan şampiyon olacaktı demiştim. Altay kazandı. Altay'ı da tebrik ediyoruz. Evet. Başarılar hocam. Sağ olun. Çok teşekkürler. Fethiye Spor, Buksaç Spor'la ligin son maçını 1-1 berabere bitirdi evinde. Karşılaşmadan sonra Anıl var yanımda, genç oyuncu. İkinci yarıda oyuna girdin. Ama nasıl bir 90 dakikaydı? Yani galibiyetle kapatmak istiyorduk sezon sonunu. Ama nasip olmadı. Kendi adıma iyi oynadığımı düşünüyorum. Hocam şans verdi. Yani hayırlısı olsun. Seneye inşallah şampiyon olacağız. Evet. Enes, sen de oyuna ikinci yarıda girdin. Evet hocam, bana da şans verdi. Ben de elimden geleni yapmaya çalıştım. İlk yarı iyi başladık. Skoru da bulduk. Yani sezonu galibiyetle tamamlamak istiyorduk ama nasip olmadı. Çok şükür yine kazasız belasız bir sezon geçirdik. Yani bize verilen şansları doğru kullanmaya çalıştık bu sezon. Seneye inşallah daha çok katkı veririz. Söyleyeceklerim bu kadar abi. Teşekkür ediyorum. Evet, ligde şampiyon Altay oldu. Ne diyeceksin? Yani sezon başından beri iyi bir takımları var. Hak ediyorlardı bence. Yani hiç sürpriz bir sonuç olmadı benim için. Bekliyordum yani. Beklenen sonuç oldu bence. Kaptan, neler söyleyeceksin Cebrail? Bugün aşırı bir sıcak havalar. Aynen. Zaten Fethiye sıcağıyla meşhur bir ilimiz. Ya buraya maçı kazanmak için geldik. Sonuçta sonlar her zaman akılda kalır. Biz de galibiyetle kapatmak istedik ligi. Ama berabere kaldık. Deplasmanda beraberlik de iyidir. Son maç olduğu için kazasız belasız bittiği için. Kimler yoktu bugün sizde? Bayağı isim yoktu. Aynen, bayağı. Genç ağırlıklı çıktık biraz ama genç kardeşlerimiz de, yani abilerimiz aratmadı. Gayet iyi mücadele oldu. Fair play içerisinde geçti. Mutluyuz yani. Dediğim gibi sakatlıksız kazası belası bir sezon daha geride bıraktık. Gönül isterdi playoff şampiyonluk ama Allah izin verirse önümüzdeki seneler inşallah bu hayallerimizi, hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Altay şampiyon oldu. Ne diyeceksin?
Ya bu sene farklı bir ikincilik oldu. Şampiyonlar kurulmuş takımın sayısı çok fazlaydı. Herkes şampiyon olabilirdi, herkes playoff'a gidebilirdi. Son haftaya kadar belli olmayacaktı zaten. Dediğim gibi de oldu. Altay evinde yendi Gümüşhane'yi, şampiyon oldu. Onlara da başarılar PTT'de. İyi bir mücadele vardı orada ama sıcaktı. Hava çok sıcaktı. Fethiye'nin havasıydı tabii. Öncelikle bana bu fırsatı veren hocama, Mustafa Özer hocama, başkanım Kadir Dişçi'ye çok teşekkür ederim. Onların yüzünü bu saatten sonra kara çıkarmayacağım. Üçüncü profesyonel maçım. Sakatlık yaşadım. Bir talihsizlik oldu ama tekrar söyleyeyim, başkanıma ve hocama çok teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiler. Bu süre içerisinde hayallerimi gerçekleştireceğimi düşünüyorum. Nasıl 90 dakika vardı? Yorucuydu. Sezonun son maçı olmasına rağmen mücadele ön plandaydı. Ama fair play karşılaşması oldu. Sıkıntı yoktu, çok iyi oldu. Sezonu da güzel bitirdik Allah'a şükür. Belki daha iyi olabilirdi ama nasip buymuş, çok şükürler. Evet, 56 puanla kapatıyor. Evet. Spor önümüzdeki sezon için başarılar. Teşekkür ederim Allah'a. Başkan yardımcısı olarak Fethiye Spor sezonu kapattı. 1-1 kapattı. Galibiyet arzusuyundaydı ama olmadı. Neler söyleyeceksiniz? Hocam bilindiği üzere istediğimiz gibi lige başlayamadık. Ama son 4-5 haftadır önce teknik ekibimiz, futbolcularımız, yönetim, seyircilerimiz hep beraber kenetlendik. Takımımızı bu yıl ligde bıraktık. Ligde kaldığı için çok mutluyuz. Seneye inşallah Fethiye halkına, Fethiye'ye yakışan iyi bir Fethiye Spor izlettireceğiz. İyi bir takımla Fethiye halkının karşısında olacağız. Teşekkür ediyorum. Evet, Fatih Bey de burada. Ne diyeceksin? Nasıl kapattı Fethiye Spor? Fethiye Spor. 1-1 bitti bugün. Evet, yani tüm sezona bakınca hocam sonuçta acısıyla tatlısıyla bir sezon geçti. Kulübümüz inşallah önümüzdeki sezonda hak ettiği yere, hak ettiği şekliyle uğraşacaktır. Tüm Fethiye Spor taraftarlarını güzel günlerin geleceği sezonu beklesinler diyoruz hocam. Teşekkürler. Evet Emre. Evet abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Neler söyleyeceksin? Maçı izledin. Vallahi güzel oldu. Tatile gelmiştim. Maça da denk geldik. Güzel bir ortam oldu. Fethiye Spor sezonu bitirdi. Biz Fethiye sezonu bitirdik. Güzel oldu. Fethiye Spor'da tribünden izlemek, eski takım izlemek güzeldi yani. Yıllarca oynadığım sahada. Evet. Güzel oldu. Emre Okur ne yapıyor şimdi? Emre Okur şu an tatilde. Sözleşmem bitti takımımla. Artık yeni sezonda yeni transfer olacak. Bekleyeceğiz bakalım hayırlısı. İnşallah hakkımız hayırlısı olur yani. Teşekkür ederim abi. Sezonu bitirdik. Allah'a şükürler olsun. Herhangi bir belasız, kazasız bitirdik de öncelik şükür. Ama sezona girdiğimizde tabii bu düşüncelerle girmemiştik. Fethiye Spor'da en azından hedefe oynayan, hedefe ulaşmasak bile hedefe oynayan bir takımı kurmak için bu çabaya girmiştik. Ama bazı şanssızlıklar, bazı beceriksizler, yani bazı kazalar diyelim, hepsi başımıza geldi. Ama en azından sezonu son haftalarda bırakmadan belasız kazası bitirdik. Taraftarlarımıza, yönetimdeki arkadaşlarımıza, Fethiye Spor'umuza katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yılda Fethiye Spor daha iyi bir noktaya gelecektir. Daha hak ettiği noktaya gelecektir. Bunu canı gönülden inanıyoruz. Bir kongre düşünüyor musunuz? Mali ya da herhangi bir bilgi veren. Şimdi biz geçen yıl kongreye 2 yıllık gelmiştik. Evet. Şu anda böyle herhangi bir düşüncemiz yok. İnşallah 2 yıllık üzerine program yapmıştık. Biz zaten amacımız bu sene takımın bir altyapısı kuralım. İnşallah önümüzdeki yılı hedef oynayan bir takım için. Bu sene tam hedefimize ulaşamazsak da en azından takımımızın bir altyapısını kurduğumuzu inanıyoruz. Şu anda herhangi bir kongre düşüncemiz yok. Önümüzdeki sezona en iyi şekilde hazırlanmaya, şimdiden önümüzdeki sezon hazırlıklarını başlayacağız. Teşekkür ederim hocam. Lig geride kaldı, sezon bitti. Nasıl Fethiye Spor'un yeri açısından ne diyeceksiniz? Bir sezonu geride bıraktık çok şükür. Kazasız belasız. En azından son haftalarda sıkıntı yaşamadan rahat bir şekilde, keyifli bir şekilde ligde kaldık. Tabii ben geçen hafta Karşıyaka karşılaşmasından önce de size belirtmiştim. Fethiye Spor'un ligde kalması hiçbir zaman bizim adımıza başarı diye telaffuz edilemez, edilmemesi gerekir. Fethiye Spor takımın hedefi her zaman zirve olmalıdır. Her zaman üst sıralar, üst ligler olmalıdır. Biz hala bu bilinçteyiz. Tabii bu yıl çok büyük sıkıntılar, talihsizlikler,
Yaptığımız yanlışlardan dolayı da çok sıkıntılı dönemler yaşadık. Çok şükür ama neticede bir sezon geride kaldı. Ben geçen hafta söyledim, yine söylüyorum. Herkes dolabındaki, raflardaki lacivert beyaz bayrakları hazırlasın. İnşallah aynı teknik kadroyla, aynı ekiple önümüze devam edeceğiz. Tabii ki de bu süreçte, bu geride kalan sezonda ben özellikle Levent Eriş hocama ve ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Yani gerçekten takımımıza geldiği günden itibaren çok emek verdiler ekibiyle birlikte. Çok çok çaba sarf ettiler. Sanki 40 yıllık Fethiye Sporlu'ymuş gibi sizin de belirttiğiniz üzere inanılmaz sahiplendiler. Başta Levent Eriş ve ekibi olmak üzere ben emeği geçen bütün futbolcu kardeşlerimin teşekkür ediyorum. Büyük Fethiye Spor ailesine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yani en kötü zamanımızda dahi bize olan desteklerin, inançlarını hiçbir zaman bırakmadılar, kaybetmediler. En zor zamanımızda, en azından mental anlamda tükendiğimiz dönemlerde bizlere inanılmaz itici güç oldular. Bu anlamda Fethiye Spor Taraftarlar Derneği'ne, Apaçilere ve Büyük Fethiye Spor Camiası'na çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki de şehrimizin lideri Sayın Kaymakamımızın önderliğinde, onursal başkanımız Sayın Behçet Saatçı'yı kesinlikle atlamak istemiyorum bu anlamda. Gerek maddi anlamda, gerekse manevi anlamda hiçbir zaman desteklerini bizden eksik etmediler. Hiçbir zaman bize olan inançlarını kaybetmediler. En zor zamanımıza bize her türlü destek oldular. Bu insanları, bu güzide şehri, bu güzide kulübü inşallah önümüzdeki sezonda hak ettiği yerlere getirmek adına elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Biz yarından itibaren hocamızla baş başa verip bütün çalışmalara başlıyoruz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Takımımızın iskelet kadrosunu korumayı hedefliyoruz. Önceki yıllarda olduğu gibi tüm takımı değiştirmemiz kesinlikle söz konusu değil. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Tabii ki de bütün futbolcu kardeşlerimizle oturacağız, konuşacağız. Gönül ister hepsiyle yolumuza devam edelim ama bir değerlendirme yapacağız. Hocamızın raporunu bir değerlendireceğiz. Onun neticesinde bir karar vereceğiz. Karşılıklı anlamda iki tarafta birbiriyle anlaşırsa birçoğuyla yolumuza devam etmek istiyoruz. En azından iyi bir iskelet kurduğumuzu, takımımızın önümüzdeki sezon için altyapısını, sağlam bir altyapısını oluşturduğumuza inanıyoruz. Yani bu takım özellikle son 8 haftada verdiği mücadeleyle neler yapabileceğini en azından bize bunu bu yıl itibariyle hissettirdi. Üzerine koyacağımız kaliteli transferlerle de, yapacağımız takviyelerle de inşallah bu camianın hak ettiği yerlere Fethiye Spor'u önümüzdeki sezonda taşımak istiyoruz. Altay şampiyon oldu. Tabii Altay da çok önemli bir camia. Türk futbolunda önemli yere sahip bir kulüp. Onları da tebrik ediyoruz. Yani iki karşılaşmada da çok zor anlar yaşatmıştık kendilerine. Ama futbol şansı, futbol becerisi onlardan yana olmuştu. Onları da tebrik ediyoruz. Bir üst ligde başarılar diliyoruz. Hatay Spor keza aynı şekilde bir üst lige yükseldi. Bu vesileyle onları da tebrik ediyoruz. Playoff'a kalan takımlara da playoff mücadelesinde başarılar diliyoruz. İnşallah önümüzdeki sezon bu heyecanı, bu mutluluğu camiamıza yaşatacağız. Evet değerli izleyenler, ekranlara geldi. Buksaç Spor maçı sonrası bu röportajlar verilmişti FRT ekranlarında. Hocamızı, sevgili yönetmenimden 5 dakika rica edeceğim hocam için ve değerli reklamları veren çok değerli kurum ve kuruluşlara da hani saat tam 20.30'da reklama girilecekti. Ancak lütfen 5 dakika sonra gireceğiz. Bunu bilesiniz. Sayın Hocam, playoff maçları var. Playoff maçlarından beyaz gruptan size göre kim çıkar? Kırmızı gruptan kim çıkar hocam? Yani çok zor maçlar. Evet. Hakikaten birbirinden değerli takımlar var. Çok kaliteli takımlar var. Şu şampiyon olur demek özellikle playoff adına çok zor. Yani gidişata baktığınızda Altay'ın iradesi, Altay'ın mücadelesi, öbür tarafta Hatay'ın mücadelesi son derece takdire değer bir mücadeleydi.
Fakat playoff'a kalındıktan sonraki süreçte takdir edersiniz ki lig ikincileri çok zor şampiyon oluyor. Evet. Çünkü uzun süre takibin, uzun süre yukarılarda olmanın mücadelesi zaman zaman sizi yıpratıyor ve evet, yoruyor. Ve bu sinir sistemiyle ilgili bir durum. Ben kim daha bu konuda kendini, sinir sistemini kontrol edebilir, güçlü tutabilirse şampiyonluk adına daha iddialı olur diye düşünüyorum. Ama tezim, yine söylediğim şey şu: alttan gelip heyecanını son anda playoff'a atan takımlar her zaman avantajlıdır. Eğer kalitelerini yansıtmazlarsa yukarıdaki o ikinci takımlar, Menemen, diğer grupta Gümüşhane, bu iki takım gerçekten kaliteli anlamında, oyuncu kalitesi anlamında çok kaliteliler. Eğer yansıttırlarsa o zaman ikisi de final oynar gibi geliyor bana. Ama ve lakin görüntüde ikincilerin ve kalitenin olmayacağı bir playoff mücadelesi olacağını düşünüyorum. Evet. Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Galatasaray çok yakın. Evet. Yani Galatasaray çok yakın. Galatasaray hakikaten son Akhisar müsabakasından sonra şampiyonluğu ele aldı gibi. Yani 4 puan şampiyonluk için yetiyor. Matematikte buna çok uygun. Son hafta Göztepe'ye geliyor. İçeride sanırım Malatya ile oynuyor galiba. Evet, ev kur Malatya. O yüzden de iki mücadelede de Galatasaray daha avantajlı gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun. Yani ben bu sene hakikaten çok sıkıcı bir sezon yaşandı. Yukarıda özellikle Süper Lig'de. Ben bunun hep kavgasını veriyorum. Hala da vermeye devam edeceğim bu konuyla ilgili. Yukarıda ne kadar kaliteyi arttırırsanız aşağıya o kadar kalite yansıtırsınız. Yukarıdaki kalitesizlik, maalesef ki kalitesizlik. Kimse yanlış anlamasın, yine söylüyorum üzerine basarak. Yukarıda futbol adına kalitesizlik aşağılara kadar yansımıştır. Yukarıdaki bu kadar futbol oynamama adına verilen mücadele, bu kadar kavganın, dövüşün, bu kadar insanların yıpratmak adına birbirine hakaret ettiği, yorumcularımızın çıkıp da orada bu hakaretlere destek verişi, hepsini dikkate aldığımızda ben futbol adamı olarak bu sezonun büyük bir acı içerisinde geçtiğini düşünüyorum. Kaldı ki bu sene rahmetli Türk futbolunun gelmiş gitmiş en büyük ismine hitaben yapılmış bir sene. Evet. O yüzden de ben böyle bir senede böyle bir şeyin yaşanması, hakikaten kavgalar içerisinde sürdürülmesi çok üzücüydü. Ümit ediyorum. İnşallah önümüzdeki sene artık böyle sıkıntılar yaşanmaz. Biz Fethiye Spor olarak da en güzelini, en iyisini, en kalitelisini, en yakışanını bu şehre inşallah sunmak istiyoruz. Allah hepimizin İnşallah. Kalbine göre, gönlüne göre versin. Emeği geçen, bizimle beraber olan, sizin büyük desteğinizle insanlarımıza bu ekranları başında sunulan... Sadece bizim değil hocam, Ferhat Akdenizli Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Önder Akdenizli'nin, Fethiye Spor Yönetim Kurulu üyesi keza. Yani başta gerçekten onun... çok büyük emekleri vardır. Karşılaşmaların yayınlanması için mutlu, çabaları vardır. Ne mutlu insanlarımıza. Biz de seve seve, keyifle Fethiye Spor'u, sevgimizi tabii ki, tabii. devam ettirdik. Ne mutlu ki işte bunu tüm Fethiye halkımıza her yerlerden ulaştırabilmek, evet. gösterebilmek. Bu anlamda emeği geçen herkese, bizimle beraber olsun olmasın, sevsin sevmesin, takdir etsin etmesin, bizimle beraber oldukları için ve sonuçta da kazanan Fethiye Spor olduğu için herkese teşekkür ediyorum. Buradan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bodrum Belediyesi, Bodrum Spor ve Muğla Sporlar'da bir iki cümle bekliyordur hocam. Tabii. Biz Bodrum, her yerde Bodrum izleniyoruz Spor, çünkü. Sevgili Tarık geldikten sonra büyük bir çıkış yakaladı. Sayın Daşkın. Evet, yani hakikaten zor bir süreçti. Ama ben o grupla ilgili tasarrufumu söylemiştim. Çünkü o ligde iki takımın düştüğü bir gruptu. Evet. Üçüncü takım aranıyordu. Üçüncü takım işte Bucası mıydı, Amedi evet. miydi, Tuzlası mıydı, Bodrum'u muydu derken Buca Spor düştü. Ama Bodrum Spor bu konuda hakikaten hem devre arası yaptıkları takviyelerle, zaten oranın belediye başkanı Sayın Kocadon da futbolu çok seven bir şahıs. Futbolu çok yakinen, hakikaten takip eden bir kişilik. O yüzden gösterdiği desteği de takdir ediyorum. Ve inşallah yani
bu tip takımlar, bu bölgedeki takımların hedefleri büyür. Akdeniz bölgesine ait olan takımların hepsi yukarılarda olur. Çünkü bir Alanya, Antalya hakikaten bunun örneğini çok güzel taşıyorlar. Ümit ediyorum ki biz de önümüzdeki sene bu bayrağı alacağız. Muğla Spor'sa devre arası o da orayı da çok sevdiğini düşündüğüm bir kulüp başkanı var. Evet. Kendisiyle Antalya'da tanıştık. Hakikaten takımıyla birlikte çok sahiplenme duygusuyla mücadele verdi. Lakin devre arası biraz onlar transfer konusunda herhalde sıkıntı yaşadılar. Son hoca değişikliğinden sonra da taşlarını yerlerine oturttular. Ondan sonra da Muğla Spor'u ligde bıraktılar. Daha önceki eğer devam etmiş olsaydı, ben biraz açık sözlü adamım, çok kötü günler yaşayabilirlerdi. O yüzden de doğru antrenörü seçmeleri, doğru antrenörü getirmeleri neticesinde Muğla Spor'da kötü rüyadan uyandı. Aydın Spor düştü hocam bu arada. Yani tabii bizim, Nazilli Belediye Spor düştü. Bizim bu anlamdaki üzüntülerimizden bir tanesi Aydın. Nazilli bizim grubumuzdaydı. Aydın. Yapacak bir şey yok. Yoktu. Çünkü keşke Nazilli düşmeseydi de Karagümrük düşseydi veya bir başka takım düşseydi. Kendi bölgemizin takımların düşmesi hepimizi çok üzüyor. Çünkü biz bu bölgenin insanlarıyız. O yüzden de çok üzülüyoruz tabii ki. Ama yaptığınız hatalar size sonra çok ters bir şekilde geri dönüyor. Maalesef bu geri dönüşlerde ağır oluyor. Hı hı. Ümit ediyorum inşallah. İşte çocukluğumuzun takımlarından bir tanesi Aydın Spor. O yüzden de Aydın Spor bu hallerde olması Bal Ligi'ne düştü. Bal Ligi'ne düşmesi hakikaten büyük bir üzüntü, büyük bir acı bizler için de. Aydın Spor Fenerbahçe'ye 5'ler 6'lar atan ve o yetiştirdiği oyuncuları saymakla bitmeyen bir takımdı. Ama maalesef işte futbolda bunlar var. Doğru planlama yapmazsanız, doğru isimleri tercih etmezseniz sıkıntılarına ve düşmelerine mutlaka bu tip çalkantılara katlanmak durumunda kalıyorsunuz. Allah bizim yüzümüze güldü. Çok doğru şükür. İnsanlar varmış. Çok doğru insanların olduğu bir şehirmiş. Çok temiz kalpli insanların armasından da çok belli zaten. Evet, kalp. Evet, o yüzden de dünyada başka bir örneği yok herhalde sanırım. Yok. O yüzden de kalbi güzel insanların olduğu bir şehirde böyle sıkıntı yaşanmadı ve bitti. Ve sonu da hayırlısıyla, alnımızın akıyla tamamlandı. Gelecek yıl şampiyon olacağız diyorsunuz. Olacağız Allah'ın izniyle. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Evet değerli izleyenler, programımız devam edecek ama çok kısa bir reklama gideceğiz yine. Sayın Levent Eriş'i uğurlayacağız. En başta da söylemiştim. Ben kendisine çok çok teşekkür etmek istiyorum programımıza katıldığı için. Bizden ayırmayın değerli izleyenler. Çok kısa bir reklama gidiyoruz. Çok çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sayın başkanım.